Cumhurbaşkanı olarak benim asli görevim devleti, egemenliği, halkımın hak ve çıkarlarını korumak, halkımı Rum'un azınlığı yapabilecek bir süreci engellemek ve anavatan Türkiye ile sarsılmaz bağlarımızı daha da güçlendirmektir. Biz haklıyız. Haklı olduğumuz için de sonuna kadar hakkımızı savunacağız. Türk tarafı olarak biz müzakere yoluyla adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmadan yana olduğumuzu belirtirken, bunun gerçekleştirilebilmesi için yaklaşık 60 yıldır var olan gerçek, yani iki devletin varlığının kabul edilmesi de gerekmektedir. Yeni bir müzakere süreci ancak iki devlet arasında yürütülebilir. Cenevre'de gerçekleşen gayri resmi 5+1 toplantısında bir anlaşma için egemen eşitlik ve uluslararası statü zemininde mevcut iki devlet arasında işbirliği öngören çözüm modelini ilk kez Birleşmiş Milletler'e sunmuş olduk. Bu tarihi bir adım ve dönüm noktası olarak tarihe geçmiştir. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar, Cenevre'de çözüm odaklı, gerçekçi bir öneri sundu. Bu gerçekçi, yenilikçi teklife olan desteğimiz tamdır. Kapalı Maraş'ı açma kararımız, yıllardan beridir mallarına ve mülklerine gidemeyen eski sakinlerinin ve hak sahiplerinin mülklerinin iadesini mümkün kılacak son derece önemli bir açılım. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti'ni Maraş konusunda ortaya koydukları azimli duruş için ayrıca tebrik ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği olmadan Kıbrıs Türk halkının var olamayacağını unutmamalıyız.